Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolema kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün milli takımımızda Uluslar Ligi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca bu video çekilişi duyurduktan sonraki ilk videomuz. Hepiniz muhteşem yorumlar bırakmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizi esirgemeyin. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çekiliş için ise şunu söylemek isterim ki inşallah hak edenler kazanır. İnşallah gerçekten isteyenler kazanır. Hadi bakalım, girişi fazla uzatmadan bölümümüze geçelim. Bir önceki bölümde Galler'i 3-0 yenmiştik. Daha sonra da İspanya'ya karşı 4-1'lik bir mağlubiyet almıştık maalesef. Bir sonraki karşılaşmalarımız Portekiz'e, İsveç'e karşı. Portekiz 5. sırada yer alıyor. İsveç ise 7. sırada. Portekiz şimdiye kadar hiç mağlup olmamış. 8 puanda. İsveç ise bizim gibi bir mağlubiyetleri var ve 7 puandalar. Şöyle hemen gol krallığına baktığımızda da Burak Yılmaz'ı 5. sırada görüyoruz. 3 maç 4 gol. Vallahi aslında baktığımız zaman çok iyi bence. Burak Yılmaz'la daha fazla gol pozisyonuna girmeye çalışalım en iyisi. Kendisinin gol kralı olmasını tabii ki de isterim yani. İlk 11'de hiçbir değişiklik yapmayacağım. Ronaldo'lu, Silva'lı, Pepe'li Portekiz'e karşı karşılaşma başlasın diyoruz. Ve Portekiz-Türkiye mücadelesi başlıyor. Başarılar Türkiye. Sağ kanatta şimdi Ricardo Pereira. Bruno Fernandes'le oynuyor. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'yu sakatlasak mı garanti olsa? Abi çok hızlı geliyorlar ya. Çok hızlı geliyorlar. Hoca faul ver. Süper. Allah'ım inşallah atabiliriz. Ben normalde frikikleri atabiliyorum. Müthiş bir gol be. Müthiş bir gol. 1-0 öne geçiyoruz maçın henüz başında. Çok önemli bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Her ne kadar yeşili tutturamasam da harika bir gol atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Müthiş golle 1-0 öne geçiyoruz Portekiz karşısında. Dikkatli olalım, hemen ani bir gol yemeyelim. Şimdi Portekiz köşe vuruşunu kullanıyor. Cengiz Ünder girdi araya fakat pozisyon yaratmalarını engel alamadık şimdilik. Sakin. Sakin. Aman aman aman. Şimdi tekrar Ronaldo Silva ile paslaşıyor. Ronaldo'dan topu kapıyoruz. Hızlı paslaşmalarla çıkamadık oradan. Guerreiro sol kanattan doğru geliyor. Çağlar Söyüncü karşılıyor. İzin verme orta yapmasına. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım, aman aman aman. Taç atışını kullanıyoruz şimdi. Bir gol daha bulabilirsek en azından biraz olsun rahatlarız. Orta çok iyi. Fakat oyuncumuz biraz ağır kaldı. Pas da biraz ileriye gitti açıkçası. Şimdi sol kanattan geliyor Portekiz. Çağlar Söyüncü. Ana, faul olmuş. Güzel savundu diyecektim. Dikkatli olalım. Sakin, sakin, sakin. Şimdi Bruno Fernandes, Ricardo Pereira. Sakın. Abi çok tehlikeli yerler buralar ya. Oha oha. +45 oldu. Hala oynanıyor ya. Hala oynanıyor. Ronaldo'yu kapatalım. Aman aman. Aman. Sakın. Kaç oynandı yemin ederim bilmiyorum ama ömrümden ömür gitti be. İşte Hakan Çalhanoğlu, müthiş frikiyi atan futbolcumuz. İlk yarıyı 1-0 lider kapattık. İnşallah ikinci yarıda bu skoru daha da geliştirebiliriz. Geliştiremezsek bile en kötü ihtimalle şu maçı böyle kazanalım. Çünkü Portekiz gerçekten çok ciddi bir rakip. Ronaldo'yu boş bırakmayın abi. Ronaldo'yu boş bırakmayın. Bir an Uğurcan Çakır faul yaptı sandım. Meğer offside'miş. Guerreiro. Şimdi William. Mario Rui oynuyor. Çok güzel bir pas ve çok güzel bir gol Silva'dan. Portekiz durumu 1-1'e getiriyor maalesef. Hiçbir şey için geç değildir. Burada genişliği biraz azaltacağım. İnşallah sonuç verir. William şimdi sol kanatta ilerliyor. Çağlar Söyüncü karşıladı. Top almak istedim. Ne oldu orada anlamadım ama.
Şimdi Mario Rui sol kanada oynadı Guerreiro'ya. Guerreiro pasını oynarsa sıkıntı. Pas oynatmayalım. Aldık topu. Çağlar Söyüncü ileri oynayacak. Cengiz Ünder önü bomboş ama senle depara kalkışmayacağım abi. Güzel pozisyon. Alır mıyız onu? Alamadık. Adam bomboş. Adam bomboş. Az sonra oyuncu değiştireceğim. Sol kanada yaydık şimdi atağı. Bir de top alabilseydik orada harika olacaktı. Yusuf. Yusuf'un önünde kaldı bir an. Şimdi Mahmut Tekdemir. Hızlı çıkabilir miyiz? Pasımı oynadığım Hakan Çalhanoğlu. Haydi gol olsun. Çok geri oynadı ya. Çok geri oynadı ya. Abi uzun bassam anlayacağım. Uzun da basmıyorum ya. Haydi bakalım. İnşallah ikinci golü buluruz. Bunu dedim ya. İnşallah yemeyiz bunu. Ben biliyorum abi kendimi. Son dakikalar artık. Şu maçı alabilseydik çok iyi olacaktı. Gol yemeyelim de. Elimizdeki bir puandan da olmayalım. Dikkat dikkat. Son dakika. Aman aman. Ronaldo şimdi. Hoca bitirme. Bak ilk yarıyı artı 5 artı 10 oynattın. Burada hemen bitiriyorsun. Her neyse fark etmez. Bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz sahadan. Çok önemli bir karşılaşmadan bir puan almak bence çok iyi. Karşılaşmadan bir bir beraberlikle ayrıldık. Şöyle bir bakalım ligde ne durumdayız. Evet ligde şu anda 7. sıradayız. Bir sonraki rakibimiz İsveç ise deminki maçını İspanya'ya karşı 3-2 kaybetmiş. İnşallah İsveç maçını kazanıp 11 puana yükselip 4. sıraya kadar yükseliriz diye umuyorum. Lafı çok fazla uzatmadan şu karşılaşmadan da yapalım. Ben İbrahimovic olur diye İsveç'i seçmiştim ama maalesef yok. Bizim açımızdan iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum ya şimdi. Gerçek hayatta İbrahimovic tekrar milli takıma çağrılmıştı biliyorsunuz. Ama burada yok. Lafı uzatmayalım, oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ve İsveç-Türkiye mücadelesi başlıyor. Haydi milli takım şu maçı alalım. Bu bölümü galibiyetle bitirelim. Yusuf Yazıcı'nın önüne bırakacağım. Tamam bu sefer uzun bastım. Bu sefer benim hatamdı gerçekten. Ama beni dinleyeceğin mi tuttu yani? Şimdi İsveç kontraya çıkmaya çalışıyor. Engel olalım. Aman dikkat. Yap faulü boşver. Yeter ki bizim defans geriye dönsün. Dönsene yazar. Kalecimiz olması gol yiyeceğiz Allah. Şimdi Cengo Yusuf paslaşması. Tekrar Cengo'nun önüne bıraktım. Cengiz Ünder orta yapacak. Mahmut Tekdemir. Kaleci kurtardı lan. Oha be. Keşke yüksekten vurabilseymiş ya. Şimdi Yusuf. Yusuf baktı kaleye. Yusuf! Kaleci tekrar 90'a vurmak istedim. Fazla mı basmıyorum ben anlamadım ki ya. 90'a vurmak istedim. Köşeye vurdu. Yerden pasma oynayacağım tekrar. Şimdi Cengiz. Yap ortayı Cengiz. Vur ona kafayı. Merih Demiral ters kafa vurdu. Yemin ederim gol olsa müthiş bir gol olurdu. Merih Demiral ters bir şekilde kafa vurdu ona. Harika bir pozisyondu gerçekten. Şimdi Cengiz de sağ kanattan doğru geldik. Şimdi Burak Yılmaz. Pasımı oynadım. Okay Yokuşlu geriye çek. Burak Yılmaz oyna. Burak. Uygun pozisyonu aradım bir türlü bulamadım. İsveç kontraya çıkıyor şimdi. Hızlı gelmeseler bari. Aman dikkat. Aman dikkat. Ya abi biz kaç kere geldik atamadık. Onlar bir kere geliyor gol atıyor ya. Böyle bir saçmalık yok ya. İnsan üzülüyor ya. Yemin ederim insan üzülüyor ya. O kadar uğraşıyorsun. Bir gol bile atamıyorsun. Adam geliyor bir kere tak gol. Bitti. İşte insanla robot arasındaki fark bu. Haydi Burak. Yusuf. Desteğe geldi. Tekrar Burak. Yusuf. Paslaşmalar güzel. Şut ve topalarda. Oh be. Yemin ederim gol ya. En sonunda gol. Birbiri bulduk. Çok geç kalınmış bir gol ya. Gerçekten çok geç kalınmış bir gol. En azından ilk yarıyı mağlup kapatmayacağız. Ve evet ilk yarı sona eriyor. Neden ya? Neden ya? Neden ya? Neden? 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 Şaka gibi ya.
Yemin ederim şaka gibi ya. Bakın bu bilgisayara bağlı. Çalışmadı demin. Sağ sol yapmama rağmen çalışmadı. Şuradaki düğmeye bastım. Gitti bu sefer PlayStation'ı açtı. Maçı bir daha mı oynasak, ne yapsak? Şimdi buradan da şey yapmak istemiyorum normalde de. Durduk yere bağlantı koptu ya. Sırf bu yüzden var ya, gerçekten diyorum. Sırf bu yüzden FIFA 22'yi bilgisayara almamayı düşünüyorum ha. Gerçekten. Ben bu sıkıntıyı hep yaşayacaksam çünkü yandık. Arkadaşlar ben maçın geri kalanını simüle edeceğim. İkinci yarıyı da böyle izleyelim. Belki bizden daha iyi oynar bilgisayar. Şimdi Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz da geldi. Hakan vurdu kaleciye. Dedim bir gol daha gelir mi acaba frikikten? Haydi hızlı çıkalım. Haydi Burak Yılmaz. İleri oynamak istedi, olmadı. Sağ kanada Zeki Çelik olması lazım. Ah be, oradan bir kafa gelseydi bizden gol olabilirdi. Korner kullanıyor rakip. Dikkatli olun, dikkatli olun. Tüm atlarımızla defanstaydık. Acilen kontraya çıkıyoruz şimdi. Enes Ünal pasını oynadı. Enes mi? Cengiz lan o. 16 numarayı görünce aklıma Enes Ünal geldi. Offside. Ben bile gördüm buradan. Çok rahat bir şekilde. Abi kazanırsak müthiş olur ama en azından kaybetmeyelim. Haydi, hadi Hakan. Hadi. Güzel bir şut. Kaleci... Top havalandı orada. Ah be, yemin ederim o pozisyon gol olsa var ya çok müthiş olacaktı ya. Ve karşılaşma sona eriyor. İsveç-Türkiye mücadelesi 1-1 sona erdi. Benim yine şanssızlığım tuttu. Eski bölümlerde de böyle bir şeyler başıma gelmişti. Maçın ortasında kolla bağlantı gidiyordu. Devamını oynayamıyordum. Her neyse arkadaşlar, bu bölümün sonuna gelelim. İsveç gerçekten diyorum, sadece ilk yarı oynadım ama İbrahimovic olmamasına rağmen gerçekten çok zor bir rakipti. Zaten dediğim gibi en zorlu seviyede oynadığımız için her rakip çok zor. Gördüğünüz üzere şu an ligde 7. sıradayız. 1. sırada ise Belçika var. İtalya liderliği kaptırmış. Bir sonraki karşılaşmamız İtalya'ya karşı. Abi abo, acayip zorlanacağız ha. Acayip zorlanacağız. Bu arada kanalımızda Norveç mücadelesi var bir tane. Norveç-Türkiye mücadelesi. Ve o karşılaşmanın sonucunu söylemek istemiyorum. Spoiler vermeyeceğim. Ama gerçekten o maç da çok güzel geçmişti. İnşallah bu karşılaşma tabii daha da güzel geçer. Ki geçeceğinden de eminim yani. Çünkü dediğim gibi en zorlu seviyede oynuyoruz. Üstelik rekabetçi modunu da aktif ettik. Lafı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.